Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber gene videoda arka plan nasıl silinir ve yeni bir fon nasıl eklenir onu göreceğiz. Daha önce bununla ilgili bir videomuz vardı kanalımızda. İki tane video çekmiştik aslında. İki uygulamayı incelemiştik. Yalnız şimdiki yapacağımız işlem hepsinden daha kolay, basit bir şekilde, hızlı bir şekilde yapılabiliyor ve daha iyi bir sonuç verebiliyor. CapCut uygulamasını bilenler vardır. Eğer kullandıysanız yeni güncellemeyle daha güzel yapılabiliyor arkadaşlar ve daha basit bir şekilde yapılabiliyor. İlk önce yapmamız gereken CapCut uygulamasını telefonumuza indirmek. Yapacağımız işlem telefon üzerinden olacak arkadaşlar. Çok basit bir uygulama ve uygulamanın içerisinde birçok özellik var. Eğer bu uygulamayı hiç kullanmadıysanız sizlere de öneriyorum bunu. Video editleme işlemlerinde bayağı bir profesyonel ve ücretsiz diyebilirim. Ben indirme linkini size videonun açıklamalar kısmında yazacağım. İsterseniz oradan da indirebilirsiniz. Şimdi uygulamamızı telefonumuza indirdik. Bu işlem nasıl yapılıyor ona bakalım. Uygulamaya hemen giriş yapıyoruz. Yukarıda yeni proje yazan yere tıklıyoruz ve buradan projemizde kullanacağımız videomuzu seçip ileri tıklıyoruz. Evet, videomuz geldi. Benim videom biraz fazlaca uzun arkadaşlar. Ben bunda biraz kısaltma yapacağım. Daha çabuk anlatabilmem için. Buradan videomu biraz kısalttım. Şimdi burada isterseniz videonun tamamını arka planı silmek istemeyebilirsiniz. O yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa silmek istemediğiniz alanla silmek istediğiniz alan arasında bir videoda bölme yapacağız. Buradan ben videomu ikiye bölüyorum. İstemeyenler tamamını kaldırabilir. Bakın şuradan videomuzun üzerine tıklıyorum kaldırmak istediğim alanı. Alt taraftan sağa doğru biraz kaydırdığımda şurada görüyorsunuz. Arka planı kaldır diye bir yer var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Arka planımız kaldırıldı. Video ne kadar uzun olursa, projeniz ne kadar uzun olursa o biraz daha geç kaldırılacak. Şurada şu köşede bir bildiri çıkacak. Oraya dikkat edin. Arka planınız kaldırılıyor diye. Orada bunu takip ederseniz arka planınızın ne kadar sürede kaldırıldığını görebilirsiniz. Ben burayı da kaldıracağım sizler için. Çünkü ben buraya iki farklı arka plan koymak istiyorum. Buraya geldikten sonra arka plan kaldırma işlemimiz videoda tamamen bitti arkadaşlar. İlk önce bu kestiğim bölümden ilk baş tarafa arka plan koyacağım. Bunu yapabilmek için de alt taraftan gene sağ tarafa kaydırıyorum. Videoya tıklı olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece ilgili alanımız seçili olması gerekiyor. Yani şuradaki yer, ama üzerine bu şekilde tıklamayacağız. Tıklanmamış bir halde buradan sağa doğru kayıyorum. Şurada alt tarafta tuvali görüyoruz. Tuvale tıklıyorum. Burada renk mi koymak istiyoruz, yoksa arka plan mı koymak istiyoruz veya bulanıklaştırma mı yapmak istiyoruz seçebiliyoruz. Tek renk yapmak isterseniz sadece renge tıklayabilirsiniz. Bakın videoda renk değişimleri var. Ama arka plan fon resmi koymak istiyorsanız da oradaki arka plan yazan yere tıklıyoruz. Burada hazır arka planlar var. İsterseniz bunları seçebilirsiniz. Hatta bunu seçelim. Ben videoyu zaten ikiye bölmüştüm. İkinci böldüğüm alana gelelim. Bakın burada arka plan hala boş. Burada arka plan yazısına tekrar tıklıyorum. İstersem telefonumda, cihazımda benim daha önceden indirdiğim resimlerden de koyabilirim. Burada bakalım. Şurada duvar resmi var. Gördüğünüz gibi bunu da koymuş oldum. Gene tamama tıklıyorum. Videomda iki tane arka plan olmuş oldu arkadaşlar. Bu işlemi bitirdikten sonra yapacağımız tek şey kalıyor artık. Tabii farklı bir şey yapmak istemezseniz üst kısımda hangi pikselde, yani yoğunlukta indireceğimizi bize sorabiliyor. Bu da çok güzel olmuş. 1080, ben çekilmiş haliyle yapacağım. 1080 30 fps'te. Eğer indirmek istiyorsak, artık kaydetmek istiyorsak yan tarafındaki indirme tuşuna basıyoruz ve videomuz telefonumuza indiriliyor. Şu anda videomuz tamamen indirilmiş şekilde işlemimiz bitti arkadaşlar. Hemen izlemesine geçelim. Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun Şurada biraz ilerleyelim ve başlamadan videonun tam önce geçiş sizlere bir anını uyarıda bulmaya bulunmak çalışacağım. istiyorum. Kullanılır, ne işe yarar, faydaları nelerdir, Gördüğünüz gibi riskli arka faktör planımızda nedir? Bununla videomuzda ilgili bir videomuz ayarladığımız olacak. kısımdan Yalnız itibaren videoya artık başlamadan önce sizlere fon bir uyarıda değişmiş oluyor bulunmak arkadaşlar. istiyorum. Evet arkadaşlar, işlemi bu şekilde çok kolay bir şekilde yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben size en kısa zamanda cevaplamaya çalışırım. Veya gerekiyorsa yeni bir videoyla bunu açıklamaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.